Kaç'ta bir ev var. Oraya mı gidiyoruz? Yok. Orada bir tek ev var. Oraya nereden geliyor? Arabayla. Oraya kadar arabaya gelebiliyoruz. Kapılar pasaya girmiş. İçeriden alamızalar varmış. Neyse bakalım. Kodokya gibi bir yer ya. Bu yol keşke oradan bir yere çıksa. Çıkar be. Çıkmadı yol. He? Mahvederdi burada da. Evet. Yeni bir zor yollarda beraberiz. Zor yollarımız artık araçlarımızdan dolayı çok fazla zor olamıyor. Çünkü her seferinde bizi bırakıyor ve çekim günlerimizin iki tanesi veya bir buçuk günü en az sanayide geçiyor. Bu hem bizim zamanımızı alırken hem de motivasyonumuzu düşürüyor. Ama yine de sizlerle pek bilinmeyenleri buluşturmaya devam ediyoruz. Ve ilk durağımız da Aydın ilimizin Söke ilçesinin Karakaya beldesi civarında olacağız. Ve geçtiğimiz bölümlerde Neolitik dönemden kalma yazıları görmüştük, resimleri görmüştük burada. Bugün de yine sizlerle bu bölgede dolaşmaya ve buranın güzellikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Ay, adın ne senin? Orhan, Kapıkırım'danım ben. He? Kapıkırım'dan. Kapıkırım'dan mı sen? Orhan dediklerim mi sen? Benim adım, sürekli gelip gidiyorum ya. Ha, gündüz gözle görmediydim seni doğru. Ben de. Ha, inatlar taşın altına mı dönüyor? Orada bulduk. Hadi bakalım bizlerim işimiz var. Hadi kolay gelsin. Hadi. Görüşürüz hadi. Kendinize iyi bakın. Ben hadi görmedim. Latmos Dağları'nın efsaneleri bitmez. Bütün Anadolu'da olduğu gibi. Tabii binlerce yıldır insanların yaşadığı yerde de binlerce efsane oluyor. Şu anda Latmos'ların kuzey tarafından zirveye en yakın araçla yani 4x4 bir araçla yaklaşabileceğimiz noktaya geldik ki burası Pınarbaşı mahallesi. Pek bir mahalle denmez gerçi. 2-3 tane ev var. Hani elektriği falan yok. Zaten ancak bir traktör ya da arazili araç buraya kadar gelebilir. Söke Karakaya'ya bağlı. Burada tam zirvenin ki bu 5 parmakların 1375 metre yükseklik zirvenin eteklerindeyiz. Ki bu zirveden işte eski dönemlerde bir efsane yayılmış. İşte buradaki efsanede çoban bir söylenceye göre çoban olan Endümyon'la ilgili. Rivayete göre Endümyon bu dağda işte keçilerini, koyunlarını otlatırmış. Ve Latmos Dağı'nın zirvesinde her gece ayın yani o zamanki adıyla Selene, ay tanrıçı Selene'nin gelip geçişini izlermiş. O kadar uzun yıllar bu ay tanrıçasını izlemiş ki sonunda ay tanrıçası da Endümyon'a aşık olup bir gün Latmos Dağı'nın doruklarına kadar eğilip Endümyon'a bir öpücük vermiş ve ondan sonra Endümyon orada sonsuza kadar mutlu bir şekilde uyumuş. Tabii bu işin söylencesi ama bu söylencenin bir doğru tarafı var ki Endümyon gerçekten de Karyalı bir bilim adamı, bir astronom ve Latmos Dağı'nın tepesinde bir rasathanesi var. Ayın hareketlerini inceliyor ve ayın aslında gerçek yörüngesini ilk defa tespit eden insan olarak biliyoruz. Herhalde Endümyon rasathanesinde ayın hareketlerini izleyip asistanlarına bunlarla ilgili notlar aldırırken buna çok da fazla kafası ermeyen insanların uydurduğu güzel bir söylence olsa gerek. Anadolu'nun bu bölümü gerçekten de bilimin, yani modern bilimin ve felsefenin doğduğu topraklar. Hemen yanı başımız Milet, hemen yanı başımız Efes, Thales gibi, Heraklit gibi, Herakleitos gibi, Anaximander gibi nice bilim adamlarını yetiştirmiş. Bu bölgenin 8. ve 7. yüzyıllarda M.Ö. en önemli özelliği, ilk defa bilim adamları kendi meraklarını ve günlük yaşayışlarını kolaylaştırmak adına sorular sormaya başlıyorlar. Tabii astronomi, matematik bunlar Ön Asya'da da var, Mezopotamya'da, Asur'da var ama bunların çoğu hep dinsel kökenli. Thales, hemen komşu kent Miletli Thales ilk defa ben bunları sadece merak ettiğim için ve günlük yaşantıma kolaylık sağlamak için araştırıyor ve merak ediyorum diyerek o ve onun izleyicileri müspet bilimlerin izini açmıştır. Ve işte Heraklia kentindeki Endümyon'da yine bir astronom olarak bu bilim sürecinde kendi yerini almıştır. Heraklia kentinde de bugün küçük bir bina
Endümayon olarak, yani Endümyon'un mezarı ya da Heron olarak görülebilmektedir. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi? Neyle uğraşıyorsun? Yılan balık püme yapıyoruz bu akşam. Bu Bapa Gölü'ne biliyorsunuz, yılan balığı Bapa Gölü'nün çok lezzetli. Gerçekten az da olsa çok lezzetli, güzel bir balıktır Bapa Gölü'nün yılan balığı. Onların özellikleri var. Bunlar palamut ve meşe odunları. Otur odunlarla ancak püme oluyor yılan balığı. 2 yıl önce yılan balığının bir de füme yapımını öğrendik. Avrupalılarda falan görüyorduk. İşte Türkiye'de de marketlerde falan görüyoruz ama o soğuk füme, bizim şu anda yapacağımız sıcak füme. Biraz ateş isteyen, çok farklı şekilde hazırlanışı. Kaya tuzuyla 24 saat. 24 saat. Ha, kaya tuzu için 24 saat bekletiyorsun. Kaya tuzu bekletten sonra balık artık yani bir gün sonra füme yapmaya hazır olmuş oluyor. Şimdi balıklarımız fümeye hazır. Bunları hemen asacağız. Tabii altını kapattığımız için bak, hemen bak kollarımı ütülüyor. Şimdi balıklarımız burada yaklaşık bir saat gibi burada kalacak. Bu şekilde. Çekmiş hava almaması gerekiyor. Kapattıktan sonra buralarında şimdi birer tane tas koyacağız. Delikler mi bunlar? Delikler tabii, delikler hiç de açık olmayacak. Şu delikleri kapatacağız. Şimdi şunu sonra kapatacağız. Artık şimdi hiç. Şimdi balığımızı çıkarmak üzereyiz. Balıklar oldu. Ama balığımızı almadan önce bizim bölgedeki bitkilerden biraz aromasını değiştirmek için bir bitki atacağız içine. Onu böyle birlikte bir iki dakika bekleyip şu atalım. Bu sıcak füme biraz sonra tadacağız. Müthiş bir aroması var. Sanki lan balık değil. Çok farklı balık yiyormuşsunuz gibi. Hemen çıkarıp şimdi 2 dakika sonra, 3 dakika sonra bunları göreceğiz. Şimdi balıklarımızı görüyorsun. Ellerim sıcak, çok sıcak aldım yine. Görüyor musun? Oh, mis gibi bu balıklar. Nar gibi. Görüyor musun? Oh, misler gibi şöyle. Ben size peçete tutmam daha kolay böyle. Geldi mi? Kolay gelsin. Şimdi balıklarımızı servis hazırlıyoruz. Zaten dikkat ediyorsanız derisi tamamen dışta, dişmiş, ayrılmış halde. Bizim için zaten şunun alması çok kolay olacak. Şöyle yukarıdan aldığımızda şöyle şöyle duruyor gibi tamamen çıkacak. Şöyle. Etik alıyor. Şimdi ayrılıyor. Pişmemiş olsa zaten bu yani düzgün pişmemiş olsa çıkması mümkün değildi. Bu pişirirken bunu derisiyle birlikte pişiriyoruz tabii. Bir kuru taraf kaldı. Şöyle, şöyle bir omurgası var. Direkt olarak onu da alalım şimdi. Bundan sonra başka kılçık kalmıyor mu? Yok, yılan balıktan kılçık olarak düşündüğümüz yılan balıktan salk bu. Bu kılçık bu vardı. Şu an yılan balık tamamen bir somet olarak kaldı. Gideyiz, Muğla Milas'tayız. Burası Efeler Diyarı. Burası Türküler Diyarı. En ufak köyde bile bir aşık mutlaka var. Biz de bu gece böyle bir aşık Mehmet kardeşimizin, daha doğrusu aşık Mehmet abimizin yanındayız. Ve bu yörenin bize, Muğla yöresinin çok güzel türkülerinden bir tanesini söyleyecek sanırsam. Thank you.
Çıktım benim kafesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırır dam oynamayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir ağacı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir ağacı. Göremizin suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. Sevdiğimi vurdular hiç mi içine, hiç mi içine? Yazı gittin ormancı, köyün iki gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir ağacı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir ağacı. Abo. Görevizin suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. Sevdiğimi vurdular hiç mi içine, hiç mi içine? Yazı gittin ormancı, köyün iki gencine. Abi şöyle gideceğiz tarladan. Yok ama bitti o. Bitti hocam. Bir şeye gider o. Gider mi? Gider, gider mi? Gider. Gitmez abi. Ama biz taşı dağları açıp öbür tarafa geçmemiz lazım. Tamam, bir yerden ineriz o dağlara, merak etmeyin. Araba gelsin de arkadan. Neyse, yürü bakalım. Bir yol var abi demek. Abi karşıdan bir yol gidiyor ama. Şu elektrik direğini oradan bak. Köpekleri geliyor. İyi bir birkaçısı var ki. Ne
Selamun aleyküm. Hayırdır ya, ben göster çekmem gelmiş. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hayırdır? Buradan çıkabilir miyiz yukarı? Zorladı, çıkacak yeri yok. Ya, bu tarafa doğru mu? Siz nereden geldiniz? Yukarı Zeytinlik'ten. Yoldan, Zeytinlik'ten. Ha, orada yoldan geldik. Ha. Oradan çıkabilir misiniz bilemem, oraya girerim bir şey. Tek oraya mı çıkalım diyorsun? Yani şu dağın şu tarafına geçmek istiyorum. Senin burayı nereye çıkıyorsun? Harbularda çıkıp... böyle bir yol mol yok mu? Yok, yani? Traktör yolu yok mu? Traktör yolu var bu orada ama çok pis diyorlar oraya. Fark etmez, nerede? Bu toprağın arkasının bir yerdeyiz. Ha, peki ha. Toprağın arkasına nasıl geçeceğiz? Sen bu köpeği bir tak. Bas geçeceğim. Hadi. Bas geçeceğim. Arka buza dolaracak. Dönün abi. Hariç gidelim biz çeki çeke. Gidelim abi. Bu neyin nesi bu şimdi güzel? Bu TRT Türk'te Zor Yollar diye bir tane program var abi. Bor antik yeri bor kardeşim. Orada bir şeyler gördün mü siz? Nerede? Burada. Bu aslan bu coşku. Aslan! Zeytin'in şu tarafından şöyle bir garartı var. Hmm. Pinar'ın evet, yanında evet, var. Evet. Oraya bak onun için çek ya. Öyle her tarafı. Koş. Mezar var. Güzel biraz kaş kalmışlar içinde değil mi? Güzel bir şarya mezarı. Emir? Mezar mezar. Mezar bir hafta. Çok da güzel içi. Gel bir çek içine. Yeter mi? Tipik bir karya mezarı. Bir daha sus. İyi kısa daha iyi. Kapının şöyle sağına geç kenarına ışığı. Işığı abi bu ne ya? Mezar işte abi karya. Evet, Bayır köyünde Gökova İncegi olararken çoban bize bir mezar gösterdi. Bu belki de müze biliyor mu bilmiyorum ama biliyorsa da sahip çıkamamış. Tipik bir karyada çok var bunlardan. Stratonekia'ya da var, Labranda da var. Bu tür mezarlar çok sık görünüyor. İki odalı, beşik tonozlu tipik bir mezar. Büyük ihtimalle milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olsa gerek ama tabii hiçbir parça kalmamış. Güzel de kazmışlar, içinde ne varsa da götürmüşler tabii. Hiç bu değil. Ülkede Efes'ten, Perge'den lahit çalındı son 2-3 yıl içinde. Hadi. Yani kaldı ki Bayır'ın hadi beyler köyündeki şey. Muhabbetimiz. Buralar şey açılır. Olur. Şimdi bak hani o toprak yoluktu bak şu nerideki. Orada satacak oraya. Bu arada şu alt kattan gideceğiz, sağ tarafta yolu bakacağız. Sağ tamam. Tarafa. Bakacağız. Tamam. Tamam. Sağ taraf bakayım motor izler. Yani işte yol belliydi zaten. Tamam. Bakın gidin bak. Bitti. Bitti. Dönüyor muyuz abi?
Artık şu anda navigasyonda Çuçumunu seçtik. Yani yol dışını seçtik. Hedefi işaretledik ve o bize tabii düz bir çizgi veriyor. O durumda da yani şöyle düz bir çizgi şeklinde bu çizgiyi tutturarak gitmeye çalışıyoruz. Zaman zaman sağına, zaman zaman soluna kayarak gitmeye çalışıyoruz. Nereye gitmeye çalışıyoruz peki şu anda? Şimdi Bayır'dan yani Muğla, yatağın Muğla arasındaki Bayır köyden Çiftlik köye geldik. Çiftlik köyden yolları bıraktık. Çok belli ki eskiden kullanılan bir küçük yolu bu. Buradan Ören Milas Karayolu'na ineceğiz. Evet. Şu anda yalnız sola dönünce güneye gitmeye başladık. Evet. Oradan ihtimal sağa gitmek. Bizim batıya gitmemiz lazım. Ama çok da önemli değil. Yakalarız birazdan. Şunu biraz genişe çıkarsak. Yani aşağıda kaldı. Çok keyifli bir yol. Evet. Tabii sen koordinatlarını vereceksin. Aha. Güzel bir 4x4 ile çok güzel, keyifli bir şekilde getirecek bir yol. Aha. Karaçam ormanları var, çok güzel. 1000-1100 metre civarında gidiyoruz. Gittiğimiz yol da çok eskiden kullanılmış bir yol. Belli çünkü istinat duvarları yapılmış. Aha. Bir de bunun yanında bir eski daha yol var. Evet, bunu takip eden bir de eski yol var. O herhalde yaya yolu. Zaman zaman bu yolun üstüne çıkıyor, zaman zaman sağında solunda kalıyor. Çok keyifli bir yer, ben çok keyif alıyorum. Şansımıza bulduk ama bilmeden. Evet, saatte 5 çeyrek, şöyle aşağı yukarı 1 saatlik falan daha çekim için zamanımız var. 1 saate kadar da ineriz herhalde. Cemil abi, sen ne diyorsun? Hangi açıdan, ne için? Arabalarla ilgili, yolla ilgili. Yolla ilgili diyeyim. Var mı problem? Yok, hiçbir problemimiz yok şu anda. Rahatlıkla bu yollarda gidebiliyoruz. Evet, lastiklerimiz iyi. Lastiklerimiz iyi, problem yok. Evet. Ormanın içerisinde ama çok fazla herkesin gelemeyeceği boyutta bir yol değil. Bir ara vardı sanırım, değil mi? Bir ara vardı. Bir ara birazcık korktu. Şehir çiftlerini birazcık üzecek gibi bir yer var ama çıkılacak bir yer. Yani çok zorlanacak bir yer değil. Evet, buralara her zaman söylediğimiz gibi tek araç gelmemek birinci kural. Kesinlikle. Ne olacağı belli olmaz. Tek bir arıza olabilir. Taş düşmüş olabilir. Ağaç düşmüş olabilir. Her halükarda bir ekip işi. Offroad. Bunu hiçbir zaman için göz ardı etmemek gerekiyor. Şu anda mevsim itibariyle çok öyle bir göçük, heyelan veya ağaç rastlamadı. Bu sanıyorum kışın ağır geçmemesi mi? Evet, bu sene hiç yağış olmadı. Demin konuştuğumuzda Çiftlik Köy'deki vatandaşlar da aynı şeyi söylediler. Hiç yağış olmadığını. Aha. Kaç gündür geçtiğimiz yollarda ne bir göçük var, ne bir yarık var, ne bir kanal var. Evet. Yani öyle bir ağır bir kış olmadı bu sene. Evet. İnşallah yılda da kuraklık çekmeyeceğiz ama sanki çekeceğiz gibi görünüyor. Kar da yok. Kar çok az dağlarda. Evet, evet. Fakat bunlar hakikaten güzel. Biz çok güzel kamp yerleri de geçiyoruz sürekli. Bu programa ilk başladığımızda geçtiğimiz bir Antalya yolu vardı. Hatırlarsın. 5 kilometreyi yani 8 saatte falan açtığımız bir yol vardı. Evet, neydi? Ağır bir kışın arkasında gelen koşullar. Heyelanlar, göçükler, ağaçlar bizi bayağı bir zorlamıştı. Şimdi pek bir şey yok. Güzel yani bu mevsimde aslında buraların güzelliklerini görebiliyoruz. Çiçekler yeni yeni açmış. Her taraf çiğdem dolu. Çiğdem dolu, evet. Evet. Bir de tabii böyle Mayıs gibi falan buraya gelinirse Muğla'dan bu yol izleyerek orada bir kuyu var. Gökova Körfezi'ne inilir ve bu yolun sonunda da güzel bir deniz mükafatı Ören'de. Denize girilerek, evet. Öğrende kalınarak da gün sonlandırılabilir. Yani bunun için işte sabah Bayır'dan yola çıkılırsa tabii Muğla'dan öğleyin nevalenizi yanınıza alırsınız. Ormanda güzel bir piknik tarzında şeyler yapılabilir. Doğup dağdan Ören'e bu yoldan inilir. Evet, bir değişiklik olur. Eğer tabii aracınız buna müsaitse yani şuraya binek araçlarla veya düz lastiklerle girirseniz biraz üzülmüşsünüz, değil mi? Biraz üzülmüşsünüz.
Birazında lastiği kesebilir bu taşlar. Biliyorsun kireç taşı da çok sert ve keskin bir taştır. Yani normal lastikleri de çok rahat bir şekilde kesebilir. Yani bu iş iddia işi değil. Benim arabam gider deyip de yola çıkmayın. Akıl işi. Tabii her araba gider ama o gittikten sonra ne kadar masraf olacak ayrı bir mevzu yok ya. Bizim köylü vatandaşımız Murat 2004'lerde Renault'larla bu yollarda gidip gidip geliyorlar ama tabii arabaları bayağı hırpalanıyor. Evet. Ya da bazen batıp bırakıyorlar arabayı orada ve traktörlerle çekiyorlar. Evet, yola devam ediyoruz efendim. Evet, yola devam ediyoruz dedik ama süremiz de bu kadardı. Haftaya kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.